Hepinize günaydın arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz güne böyle başladık. Evimizin neşesi. Kardeşim geldi Nevşehir'den. Annem hamur yoğurdu. Hem börek yapacağız. Hem de böyle gözleme yapıyoruz. Şöyle küçük küçük. Çok da lezzetli oldu. Şöyle küçük küçük pazları aldılar. Anne vereyim mi pazı? Annem pazıları biraz açtı. Sonra yağladı, kapattı. Şimdi de oklavayla açıp orada yağlanıp hazırlanıyor. Bugün misafirlerimiz gelecek. Hazırlık yapıyoruz. Börekler, tatlılar, kurabiyeler, dolmalar. Gelsin kilolar. İlk güzel uydu değil mi efendim? Ay çok güzel olmuş ama. Daha mı çok güzel olmuş? Evet, lezzetli olmuş. Evde hummalı bir temizlik içine girdik ya kardeşimle. Şöyle ben camları siliyorum. Meltem de evi süpürüyor, siliyor. Şu camı sildim, şimdi geçeceğiz. Koltuğa çekiyorum. Çekebilirsin. Şey çek önce istersen, perdeyi çek. Bu arada şu saat takımını yeni yaptırdık. Linki ekliyorum, kaldır diyormuşum. Bunu yeni yaptırdık, çok güzel oldu. Annemin salonunda çok güzel uydu. Şey gri boyayla. Şöyle göstereyim size de. Koltukları yeni almışlardı annemler. Onları daha önce çekmedim. Çekeceğim dedim de çekmemiştim. Hava da güzel. Çarşaflar falan yıkandı. Koltuk örtüleri yıkandı. Misafir gelmeden önce. Annem de içeride. Biz temizlik yapıyoruz. Annem de börek yapmaya girişti. Şöyle. Ne yaptın anne? Pazıları yapmış. Şey yaptın mı? Baksana pazıları ağzında. Hamur gelmiş. Aynen. Şimdi annem pazarı açacak. Ben de içlerini koyup dolayacağım. Birlikte bunları yapacağız. O zamana kadar evin temizliğini yapıyoruz. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin o zaman. Hafif değil mi koltuklar? Ay anacığım, ay maşallah iyi açıldı anne. Kağıt gibi. Üfül üfül. Neleri var bak. Peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli. Yakın olan buyursun gelsin. Annemin el açması böreği. Maşallah. Biz temizliğe devam. Annem de börek yapıyor. Senin de eline. Allah razı olsun. Senin de eline sağlık anneciğim. Senden de annem, senden razı olsun Allah. Şöyle azar azar kesiyor. Böyle daha güzel oluyor. Yani tabak da servisi güzel oluyor, biliyor musun? Tane tane olduğu zaman. Çok güzel açmış annem incecik. Bu ne Meltem ya? Şunu bir değiştir. Eline sağlık annem. Yağsı biraz çabuk gibi geldi ama. Baksana böyle. Olsun. Ben de gideyim camları bitireyim. Meltem de silip süpürüp yerleştiriyor. Yo, temizlediyor da şey, salon bitti, orayı kapattı şimdi. Üşütmeyin kendinizi de, hasta etmeyin daha. Zaten yeni silinmiş diye şöyle bir tozunu alır gibi silip evet. Geçiyorum. Ev mis gibi oldu. Şöyle. Kışın şöyle süngerler çok iyi oluyor. Burası da küçük oda, annemin küçük odası. Biraz karanlık görünüyor. Camları da sildik. Şöyle. Şöyle bu süngerler çok iyi oluyor gerçekten küçük odalara. Şöyle.
bunları kaldırmadık. Mutfağı temizleyeceğiz. Annem de burada devam ediyor böreğe. Kaç tepsi oldu anne? 5. Bu 5. mi? Maşallah. Bunun da çörek otu serpilecek. Evde işler bitti. Şimdi bir yatak odası da tertemiz oldu. Keyfin yerinde kardeş. Vallahi erkek olmak varmış, yemin ediyorum. Tamam. Akciğere inmesini engelliyor. Özellikle ışısız dönemle bu dönem karşılaştırıldığında karanlık görünüyor ışıktan. Çok net bir şekilde bu tablo ortaya çıkıyor. Detayları profesör saat çok güzel duruyor. Bundan ben de yaptıracağım inşallah. Kendi evim olursa. Bilim kurulu üyesi. Efendim siz de çok yakından gözlemliyorsunuz. Satan iyi misin? Aşırsız dönemde hastaneye başvuran. Sen hiç yardım etmedin temizliğe. Neredeyse. Temizliğe yardım etmedin. Biraz git de anneme yardım et hadi. Sen varsın işte temizliğe. Anneme yardım et böreğe. Yok. Yok değil mi? Börek yapmaya yardım et. Az açıver hadi. Yok. Niye? Ben bilemem asma yerini. Bilemiyor musun? Börek açmayı bilmiyor musun? Yok. Aşk olsun. Ben burada oturmayı bilirim. İyi rahatsın vallahi neyse. Hayat sana güzel yani. Ben sizinle yetiştirdim. Bana baksın da değil. Öyle mi? Tabii. Ha. Hı, mis gibi koktu. Neler koktu mis gibi? Balkonda yıkandı. Örtüleri kısa program attık. Temizdi. Çocuklar da burada oturuyor. Yağmur geliyor musunuz? Tamam hadi. Kızlar da aşağıda oynadılar. Şimdi yukarı çıkacaklar. Hava da çok güzel. Yazdan kalma. Güzelliğine bir bakar mısınız? Malaga pastası yaptım. İlk defa denedim. Tadını beğenirsem sizlerle de paylaşacağım. Tekrar yaparım. Üzerinde süslemek için Antep fıstığı aldım kardeşim. Bir de böyle sıvı beyaz çikolatalarla süsledim. Eğer tadı güzel olursa tekrar yapıp sizlerle de paylaşacağım tarifini. Şimdi bozmamak için tadına bakmadım. Annem de hala devam ediyor. Bayağı yoğurmuş. Şöyle 5 tepsi oldu. Şu küçük tepsi 6. tepsi mi anne? Tamam. 6. tepsi. Bu da bir tepsi pişti. Annemin bu eli açması böreği çok lezzetli olur. Fırını da balkona koyduk. Rahat pişsin diye. Bakalım. Şöyle. Bir de kurabiyeler var. Kurabiyeleri de kardeşim yaptı. Birazdan paylaşırım. Onun biraz süsleme işi var. Tatlı kurabiyenin. Onu da birazdan paylaşırız. Burada da yaprak sarması pişiyor. Büyük tencereye sarmıştık. Böyle. Şimdi Meltem, bunlar tatlı kurabiyeler. Biraz daha tatlandırmak için çikolataya ve Antep fıstıklı fındık karışımına bandırıyor. Burada çikolatayı benmer üstüne ettik. Biraz daha bandırırsan yetmez ama değil mi? Böreği daha görecek. Şöyle. Bunlar neyleydi Meltem kurabiyeler? Bunları ben paylaşmıştım. Pişmaniye kurabiyesi var. Pişmaniye kurabiye evet. Paylaştım ama bilmiyorum. Ama çok lezzetli oluyor. Bunu da bir gün yapayım olmazsa. Ben çıkar çıkmaz bulamıyorum. Eskisi kadar şey yapmıyorum. Şimdi. Bu da bizim her zamanki gibi tuzlu kurabiye. Meşhur tuzlu kurabiyemiz. Ondan. Börek hazırlanıyor. Dolmalar da pişti. Şöyle. Pişmaniye kurabiye, tuzlu kurabiye, bu da Malaga pastası. Yaprak sarmamız da çok güzel oldu. Bol ekşili yaptım ben. Bardakları da hazırladık. Şimdi misafirlerimiz yolda, bir de börek var. Annemle börek yaptık. 4 çeşit var içinde tabii. Temizliğimizi bitirdik. Tatlılar, börekler hepsi hazır. Şimdi bekliyoruz misafirlerimizi. Değil mi anneciğim? Gel şöyle bir resim alayım. Sağır kulak. Teyzesi de kızların saçını örüyor. Anne bak yılan yaptım. Merak etme, olacak.
hazırladığımız tatlı börekleri de sizler için çekelim son halini. Şimdi misafirlerimizi bekliyoruz. Bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı abone olarak izlerseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.